Acayip iç gıcıklayıcı bir adam. Özellikle kolundaki dövmeyle. Nedir efendim dövmeniz? Maori. Eski kabile dövmelilerinden ama pek... Durun bir dakika. Dövmenin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Duyamıyorsunuz. Peki. Peki. Maori. Lütfen yapmayın. Eski bir... Eski kabile dövmelerinden. Pek anlam yükleyerek yapmadım aslında. Eski dövmemi kapatmak için yaptım yani. Herkes gibi. Eskisi neydi? Daha anlamlı. Hiç girmeyelim. Kızın ismi falan mı eskisi? Yok abi o kadar da değil ya. Canım annem falan yazmıyordu yani orada. Kızın ismi derken annenizi kastetmedim zaten. Anladım. Ne yazıyordu? Bir şekil vardı aslında, yazı değildi ya. Hadi bakalım şekillere gidelim şimdi. Ama güzel olmuş, bana ilginç geldi. Biraz sıvar mısınız? Tabii ki. İç gıcıklayıcı. Öyle mi? İç gıcıklayıcı. Keşke hakikaten. Ben de bir şey yani olsun. Birazını gösteriyor. Gerisi sonra. Evet, çok acayipmiş. Ben de yaptırmak istiyorum. Ne yaptırabilirim dövme? Ben tabii iç gıcıklayıcı değilim. Yani bende öyle sizdeki gibi kürek gibi kol yok. Ama önce kolu yapmak lazım galiba bu şekilde. Tabii. Ben mana yüklemeden yaptım. O yüzden pek fikir veremeyeceğim ya. Kola mı mana yüklemeden? Hayır, dövmeye. Ama hakikaten çok tarikacı. Sizin filmi bir görebilir miyiz acaba? Şu fragmanını. Tabii. Var mı fragmanı? Var, ben getirmiştim. Versene. Bir görelim bakalım. Bu sen olamazsın. Vallahi. Bu sen olamazsın. Çok acayip bir durum. Harbi bu sen misin? Vallahi benim ya. Ya benim kız arkadaşım olsan kesin bırakırdım bu rolden sonra. Niye ya, ne güzel. Çok acayip. Peki burada nerede makyaj var? Nerede yok? Aslında nerede var? Makyaj. Kaşlarımın sadece şu uçları, altlarını boyadık biraz. Hani biraz daha kalınlaş. Ya bu rol yeteneği mi? Çok acayip bir şeymiş. Ya ama kilo aldım o şey için. Kilo aldın? Tabii. Ama şimdi inceciksin. Ya incecik değilim ama hani... İnceciksin. Evet. Gördünüz mü gelirken endamını? Ya. Nasıl incecik olmuş ama bu kadar ince. Sen balık etiydin. Tabii. Sizin gibiydi değil mi efendim? Evet. hallice. Tam benim gibi diyemeyiz. Sizin gibi olamaz kimse. Kesinlikle. Şu Gizem'in haline bak. Ne var halimde ya? Kime daha çok iltifat geliyor? Size mi, Gizem'e mi? Gizem'e tabii ama. Ama? Ben kendime sürekli iltifat ediyorum. Gizem'den daha güzelim bugün. Ya. Yine Gizem'i süslemişler ama ben daha güzel olacağım diye oturuyorum makyaj masasına. Harikulade. Sete gittiğimde. Harikuladesiniz. Tabii sizde bu kendine güvenin verdiği bir rahatlık da var. Yani masada otururken de bakın yanınızdaki adamlara göre ne kadar rahat oturuyorsunuz. Özellikle şu heyecandan ne yapacağını bilemeyen. Yok, ben gayet rahatım yani. Evet. Kendim. Aynı beyaz tişört mü? Değil. bu V. Bu V o. Belli ama o daha o daha transparan bir şey, böyle içini gösteriyor. Hocamız isteyince. Hocamız dediğiniz? Hakan Alıyor, yönetmenimiz. Ha, yönetmeniniz, evet. Peki, ortak sorularımıza başlıyoruz. Toplu taşımayı en son ne zaman kullandınız? 2 gün önce. Siz? 3-4 gün vardır ya, net hatırlamıyorum. Siz? Bugün. Siz? Bu sabah. Siz efendim? Ben bayağıdır kullanmıyorum. İşte. Çok çünkü teşekkür ederim. Çünkü köydeyim ve yürüyorum. Çok teşekkür ederim. Harikulade bir kadın. Çünkü toplu taşımayı en son ne zaman kullandınız? Politik bir sorudur ve herkes yalan söyler. Yo. Ama İstanbul trafiğinde metro bilmeyen. Bravo. Delidir yani. Keşke herkes toplu taşımaya yönlendirilse. Evet, öyle bir şey yapıyorlar. Vücudunuza en son ne sürdünüz? Hiçbir şey. Nasıl ya? Yani bu inanılmaz. Vücut kremlenmiyor mu? Maalesef. Böyle inanılmaz da değil zaten ama işte krem falan sürmedim yani. Sürmüyorum da. Siz efendim? Ben sürüyorum efendim. Neler sürüyorsunuz? Genelde
Doğal yağları tercih ediyoruz. Of portakal yağı. Of. Karanfil yağı. Of. Evet. Ege'liyim. Genelde doğal şeyleri, zeytinyağı. Evet. Onları tercih ediyoruz. Vakit bulabiliyor musunuz yağlanmaya? Zor oluyor, çok zor oluyor. Genelde vakit bulamıyorum. Bulduğum zaman hemen yağlanıyorum efendim. Harikulade. Bravo. Siz efendim gece çişe kalksanız ve odanıza dönerken evin koridorunda bu insanlardan hangisini görseniz korkarsınız? Siz dahil misiniz ekibe yoksunuz? Kesinlikle. Bravo. En son ne zaman dibe vurdunuz Kubse? Dibe vurdum. Ya dibe vurduğunuzu hissettiniz. Gerçekten dibe vurmuş olmanız gerekmiyor ama yani kaç yaşında, ne zaman, mesleki miydi? Dibe, yani kendinizi dibe vurmuş hissettiniz. 5 sene önce falan. 5 sene önce. Neden dolayı diye sormayacağım ama his nasıldı? Panik atak oldu, başladı. Nasıldı panik atak? Kötü bir şeymiş. Nasıldı yani, ne yapılıyordu? Mesela kadınların panik atakları... Yok, ilaç falan kullanmaya başladım bir dönem. Peki ama kadınların panik atakları erkeklerden farklı oluyor. Ya nasıl oluyor ya? Erkekler kalp krizi geçirdiklerini sanıyorlar. Ha. Kadınlar duvarların üzerine doğru geldiklerini sanıyorlar ağırlıkla. Çünkü kadınlar kalp krizi geçireceklerini düşünmüyorlar. Onun için duvarlara vuruyorlar. Yani ne oluyor yani? Kadınlar da şey gibi görüyor. Benim ya bazı arkadaşlarda, hanımlarda gördüğüm panik atakta şey diyor. Ay bir şey oluyor gibi geliyor, bir şey oluyor gibi. Yo, erkekler yo. Çok daha net. Kalp krizi geçiyor. Ölüyorum lan, ne yapıyorsunuz falan. Daha net oluyorlar erkekler. Yo, ben bayağı yürürken arkama bakmaya falan başlamıştım diye gibi. Arkama o bir... normal bir şey Türkiye'de yaşarken. Panik atakla ilgisi yok ama yok, yani... Ya öyle bir sürü ya paranoya gibi. Var. Tabii paranoya ya işte devamlı arkamda birim var şeyler, kol uyuşmaları, göz artık görmemeler. Kol çok uyuşuyor. Peki kol uyuştuğu zaman ne olacağını sanıyordunuz? Ölüyorum gibi geliyordu işte. Ama kol uyuşursa insan ölmez ki. Mesela bugün 3 kişi kol uyuşmasından öldü diye hayır, bir şey yok. Hayır, bu 4. level. Yani hızlı çarpıyor, terleme geldi. Abi işte tenim soğudu. Sağ kolumu hissetmiyorum. Şimdi de görmüyorum galiba. Hadi ben ölüyorum gibi. Level. Herhangi bir şey yapmanın büyük yararı var biliyorsunuz değil mi? Kakanızı yapabilirsiniz. Ciddi söylüyorum yani bir yere gidip banyoya gidip, çünkü banyo çok kişi için emniyetli bir yerdir. Yani o 4 duvarın arasına, çoğunlukla küçüktür banyolar. Doğru. Evet, sizin evinizde banyo küçük mü bilmiyorum, kim bilir küçük, kaç küçük. Paralar kazandınız, deve gibi banyo da yaptırmış olabilirsiniz ama bir 4 duvarın içine girmek ve klozetin üzerine oturmak ve o sırada başkalarının görmemesi gereken bir şeyi yapıyor olmak rahatlatıcı oluyor. Sizde de var galiba. Ben de çok uzun süre devam ettim. Ben hemen tuvalete giderim ve kakamı yaparım. Gerçekten. Ciddi söylüyorum. Ay enteresan, deneyeceğim. Çok rahatlatıcı bir şeydir. Vallahi. Ciddi söylüyorum. Yani kendinizi emniyette hissettiğiniz bir şey. Mesela banyoda kendinizi emniyette hissedersiniz, duşta değil. Ya çok doğru, evet. Oh böyle huzur. Banyoda kendinizi, mesela tuvaletten çıkmayanlar var. Evet, ben. Ben de. Konuşalım mı? Anlamadım, tuvalete mi gidelim ben? Ama... Hiç sürmenaj hissettiniz mi? Sürmenaj biliyorsunuz, evet. Yani çok çalıştım, Allah'ım dağıldım ama gerçek anlamda sürmenaj. Yani bön bön bakıyorsun, mesela çay bardağı var önünde, karıştıramıyorsun. Ay şimdi kim karıştıracak bu şekeri, helde helde. Böyle bir şey hissettiniz mi? %100 hissetmişimdir canım. Bazen de böyle... Son yıllarda bu özellikle diziyle ilgili çalışmalarda ya da film sırasında. Tabii %100. Ama öyle spesifik bir anım yok hani. Yaşamışımdır ya, ben her şeyi yaşayan bir insanım. Ya gerçekten. Evet. Kafa. Bu saçınıza çalı desenli kim? Vallahi çok tatlı oldu. Yaşadığınız şehri seviyor musunuz? İstanbul'dan söz ediyorum. Çekim yaptığınız yeri değil. Ben İzmir'i seviyorum sadece. Evet. Mutlu musunuz? Mutluyum çok şükür. Bırak yalanı. Mutluyum abi. Öyle görünmüyorsun. Mutlu musun? Mutluyum abi. İyiyiz. Ya mutluyum tabii ki, bir sürü aksilik olabilir ama mutluyum. Ya mutlu olmak zorundayım, yaşıyorum çünkü. Yani karamsar mı yaşamak gerekir bilmiyorum ki. Berk, evlilik nedir, ne işe yarar? Abi hiçbir fikrim yok ya. Mükemmel cevap. En son ne zaman kime altın taktınız tam çeyrek yarım?
Şimdi bu konu şöyle. Bizim bir altın günümüz var. Eyvah ya. Dizi eyvah, oyuncularıyla. Dizi oyuncularıyla bir gün ciddi mi söylüyorsun? Sultan Ana ev mekanda çekim yapıyoruz. Hep beraber bir aradayız. Dedim ki ne yapacağız? Altın günü yapalım da bari durduk yere para biriksin dedim. Sonra kimler katılıyor dedik. Not aldık. Senaristimiz. Ondan sonra işte oyuncularımız katıldılar. Şimdi toplanıyoruz. Birbirimizi ağırlıyoruz. Altınımızı götürüyoruz. En son öyle bir altın takmış oldum. Bu adam geldi mi? Evet, gelir. Bütün günleri takip eder. En çok da hani bende fre olur. Bir şeyim olur mutlaka. Engelim olur. Mümkün olsaydı 15 yaşındaki halinize neyi öğütlerdiniz? Ah, 15 yaşındaki halime. O son bardağı içmeyecekti. 15 yaşında ne oluyordu ya? 18'den 3 sene önce oluyordu. Orta sonu az gece. 15 hafif yaşında lise ne bile oluyordu? Çalarken. Ne, ha, marka takıntım vardı. Bırak bunları derdim herhalde. Marka takıntısı. Tabii. Marka giyinmek, tabii, kolej, marka çanta falan. Aynen, falan. Kolejde okuyordum. Herkes markayla var oluyordu. Bu bırakmış şey derdim, vallahi. Bir türlü öğrenemediğiniz şey nedir? İngilizce olabilir ya, pek iyi değilim. Güzel bir cevap. Evet, nerede kalmıştık? Ha, animal diyor, yani sen bu işin diyor animal'ısın diyor. Animal'ısın diyor bu işin diyor. O da telefon açmış, anlamıyor tam olarak filan. Karışıyor fakat... aslında iki tane çok acayip Reyhan, benim konuğumu niye aldın götürdün oraya ya? O masanın en acayip adamı ya, deli misin? Evet, peki dur orada abi, biraz gelme. Çok yakışınız Reyhan'la. Evet. Bu film nasıl olacak sence? Nasıl nasıl olacak? Bir yandan filmi de görebilir miyiz yanımızda? Nasıl bir şey, nasıl bir sonuç bekliyorsun? Kendi açımdan, film açısından mı yani? Kendim açımdan. Gişeyi sormuyorum. Gişeyle ilgisi yok. Çok iyi bir gişe olacağından eminim. Çünkü insanların birleşebileceği ve hep beraber eğleneceklerinin garanti olacağı bir şey. Evet, amaç insanları güldürmekse güldüreceğine inanıyorum. Amaç kendimi mutlu etmekse bundan sonra film yaparak mutlu olacağımı inanıyorum. İki yönlü güzel, pragmatik bir tarafı var yani. Peki nasıl kendini... Peki, bunun yazdığın senaryonun gerçekleşmesini ve çekilmesini gözlemek nasıl bir şey? Ve aynı zamanda oynamak. Yani yarı yolda, hadi be, of be, çok kötü burada. Hani çözememişim bu işi, yapamamışım diye düşündüğün oldu mu? Yok, tamamen planıma, hedefime, hissetime uygun bir sonuç oldu. Zaten Hakan Hoca muhteşem bir paralellikteydi kafamız. İlk film çok samimi, sıcak oldu. Çok eğlenceli oldu, bakalım. İkinci film nasıl olacak yani? Bir de baksana, muhteşem insanlarla çalıştık yani. Kadro acayip. Gerçekten. Peki, filme ortak mısın? Değilim. Nasıl ya? Değilim canım. Peki ya bundan böyle bir acayip bir vaka yaşanırsa? Yani yapımcı senin paralara el koyup kaçarsa filan? Yok, benim bu filmden alacağım en güzel geri dönüş şey, işte bundan sonra film yapabilmem olur zaten. Hani televizyondan beni kurtarır. Hedefim oradan. Televizyondan beni kurtarır. Tabii. Bir de başka bir şey daha var. Yani böyle bir şeyi başlatmış, yani Şahan gibi, Cem gibi ama kadın. Evet, o... Demet Akbağ gibi aslında, şimdi bunun başka, aynen, bir örneği var. Harikulade bir örneği var. Tabii. Demet gibi, yani gişe garantisi olan ve yaptığı işler tutan, aranılan bir kadın var. Yani ne düşünüyorsun bu konuda? Yani böyle bir içinden böyle bir şey geçiyordur. Ulen diyordu, şeytanın bacağını kırarım buradan. Sonra canım isterse dizi yaparım. Parayla ilgili bir sorun değil. Anladım. Kariyerle özürlük, ilgili tabii, bir sorun. Tabii canım. Tabii. Yani muhteşem. Yani 6 ay sürdü bu film sebebini ve çok güzel, çok keyifliydi. Filmi çok daha, sinema sektörünü daha çok sevdim televizyondan açıkçası. Yani sinema her daim olsun istiyorum. Ve komedi olsun istiyorum. Komediye daha yatkınım. Dolayısıyla çok keyifliyim. Peki ya. Seyirciyle seyrettin mi? İzledim. İki defa izledim. Bir galada, bu da bugün de İzmir'de izledim. Hep beraber gülmek, alkışlar falan, hani çok acayip bir şeymiş ya. Peki yani. Saklandın mı yoksa? Yok yani, izlerken biraz mütevazi huyum var. Böyle aşağı doğru iniyorum ama saklanmadık o kadar. Yani. Siz gizlice seyrettiniz mi? Gizlice değil, aleni seyrettim yani. Bugün İzmir'de. Hayır, bir de şöyle bir şey de var. Yani oyuncunun gidip
Hani bir şaşırırsın yani, adam arkasını döner. Aa bu biraz önce beyaz perdede değil miydi der yani. Vizyon daha yeniydi ya biz. Yani, o yüzden çok yerde izliyoruz. Fırsatı yakaladığım anda gidelim. Ya daha... Aa onu yapacağız. Kesin. Gizlice. Kılık mı değiştireceksin? Nasıl gideceksin? Vallahi çok istiyorum. Kapşonlu falan bir gidip oturacağım. Hayır, zaten o kadar acayipsin ki ben yani. Seni tanırlar ama senin ne olduğuna inanmazlar. Doğru. İnanmıyorlar zaten. Baksana. Çok acayip bir şey hakikaten. Ne değişti? Çok acayip. Ya bu yaptığın şey çirkinleşmek ya da güzel bir kadınsın. Burada harikulade görünüyorsun ama orada yaptığın şey hani kendini daha çirkin kılmak, daha yani böyle... Pat dedi mi sevgili bulamayacak bir kızı yaratmak değil. Yani o ne olur öyle bir kadın. Hani standartlar dışı bir güzelliği vardır ya da çirkinliği vardır. Her neyse öyle değil. Bu tamamen başka bir kadın olmak ya. Ya ay evet. Yaşasın. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Ya öyle yani sonuçta bir karakter orada başka bir şey yani. Hani kendine fazla çekirgüzen vermeyen, daha doğal olan bir kızın hikayesi. Ben de fragmandan bildiğim kadarıyla konuşabiliyorum şu an ama. Ha benzemiyorsun derken şunu söyleyebilirim. Kendimden ne kadar uzaklaşırsam o kadar performans gösterebiliyorum. Kendime ne kadar uzaklaşırsan? Kendime benzer bir oyunculuk yapamam. Yani benzer bir karakteri oynayamıyorum. Peki bu reklamlarında da bir adam geliyor seni arabayla dağa kaldırıyor. O mu reklamın şeyi, amacı? Ya özür dilerim reklamı tam olarak hatırlamıyorum. Bir adam var. Bir böyle bir 4x4 bir araba var ve dağa gidiyorsunuz. Evet. Gibi hatırladığım görüntüler bunlar. Doğru. Nasıl bitiyor o reklam? Onlar bir seri yani dağa da gidiyoruz, deniz kenarına da gidiyoruz. Hep yanında bir birileri var. Mesela orada başka bir şey var galiba. Başka bir karakter. Başka bir karakter var. Hı. Ve o çarpık çırpık bir kadın böyle bir acayip bir kadın. Evet o kadın, bu genç kız. O yaşlı, bu genç, o kokoş, bu erkeksi. Çok acayip. Kafam çok karışık benim. Ya. Evet yani. Hakikaten çok acayip. Peki Neslihan Hanım, Neslihan Uçan buyurun. Hayalim bir saattir bekliyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ya beni bağlayın ya yapın ya. Neslihan Hanım zaten bağlandınız. Ayrıca da otobüs beklemiyorsunuz. Evinizdesiniz. Reyhan, ya geçen sene... Ben seni arıyorum Orkan abi ya, kaç aydan beri, kaç senedir seni arıyorum ya. Geçen yıllarda... Bitirici arabalarda kuramadım ya. Geçen yıllarda bağlanan bir manyak vardı. Bu o mu Reyhan, hatırlıyor musun? O ben değilim. Genelde filmlerden çıkanlar hemen çıkar çıkmaz bir şeyler söylüyorlar. Tabii bu tehlikeli bir şey. Evet. Tehlikeli çünkü filmden çıkanlar hadi lan oradan da diyebilirler. Ama belki öyle deseler sizinkiler bize onu getirmezler. Ama merak ediyorum filmden çıkanlar ilk ne demişler? Çok kısa görelim. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Şeyi merak ettim. Şimdi gösterimle ilgili ikisini birbirine bağlamış arkadaşlarım da. Bugün ben bunu bilmiyordum ya. Yani senin karakter Ahmet Kaya söylüyor orada. Evet evet. Ben değil. Ama ya çok zor bir şey çünkü o karakter detone de olabilir. Detone zaten. Zaten evet ama bir yandan şarkıya da saygı duyarak yapmışsın yani şimdi o kadar ince bir çizgi ki hani evet evet çünkü yani Ahmet... detone edersin güya komik olmak için o zaman. Yok. Ahmet Kaya sevenler ya da sadece bu parçayı sevenlerin antipatisi olur üzerinde falan yani bu. Yok. Ne acayip elimizden geldiği kadar. Peki bebek sen yani kasti bir detonelik mi var yoksa zaten bir yok detonesi? Zaten ben şarkı söyleyemeyen bir insanım, söyledim detoneleri vardı ama dedik ki düzeltmeyelim teknolojik yani şeylerle. Çünkü karakter söylüyor ve karakter... Düzeltiliyor mu? Çünkü kolayca düzeltilebiliyor mu? Öyle bir şey varmış, evet. Yani sizi düzeltiyorlar mı? Yok, o kadar da öyle bir şey yok aslında ya. O kadar da düzeltilecek bir yani, şey değil yani. Şöyle bir hikaye var aslında Polkan abi. Şöyle baba. Bu
düzeltme hususu şöyle bir şey. Sadece frekanslarla oynanıyor. Eğer sese yanlış basıldıysa, solist okurken, yani yanlış ses bastıysa eğer, sadece bir gıdım onları düzeltiyorlar. Çok abartı sesleri zaten düzeltemezler. Abartı okunan yanlış sesleri düzeltemezler. Ama yarım ses pes basmıştır. Onu düzeltir. Yani çok frekansı küçük yukarı çıkarır. Entonasyon problemleri. Tiz basmıştır, onu aşağı indirir. Öyle bir şey yani. Thank you.